Halis abla gel. Orhun Bey'i bekliyordun herhalde. O gelmedi ama beni gönderdi. Dışarı çıkacakmışsınız. Çıkmadan önce bir şeyler yesin dedi senin için. Teşekkür ederim. Zahmet etmeseydin Halis abla. Ben aç değilim zaten. Sen durgun görünüyorsun. İyi misin? İyiyim. Sorun yok. Afife ama canı sıkıldı değil mi? Duydum olanları. Çok üzülmüş kadıncağız. Çok yaralanmış. Onu ilk defa böyle görüyorum. Darmadağın oldu. Hala odasından çıkmamış. E kimseyi de almıyor odasına. Hanımefendi, girebilir miyim artık müsaadenizle? Afife hiç iyi değil. Bu kadar yapmazdı. Perihan, odadan dimdik çıkacak diyorsun ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Kendine bir şey yapmış olmasın? Ha daha neler? Hayatta yapmaz öyle bir şey. İçeride bayılmış olmasın? O nelere üzülüyor biliyorum ben. İnci inci işlediği çeyizleri sandığından çıkaramadı. E dünyaya kafa tutan Afife Demirhanlı dersin ama işte... herkesin ince bir yarası var. Nurşah'a çeyiz mi hazırlamıştı? Tam olarak öyle değil. Afife Hanım rahmetli Sait Bey'le evlenmek isteyince ailesi karşı çıkmış. Sait Bey'i uygun görmemişler Afife Hanım'a. Afife Hanım da karşı koymuş, sevdiği adamla evlenmiş. Tek başına, çeyiz falan düşünmeden. Koskoca Afife Demirhanlı, gelenekti, görenekti ne kadar önem verir sen de biliyorsun. O vakit kendi elleriyle birkaç parça örtü işlemiş. Ailem beni çeyizsiz bıraktı ama ben kızlarımı öyle bırakmam demiş. İşlediği örtüleri kızlarına verecekmiş. E Nihan Hanım öyle pat diye evlendi birden. Afife Hanım da işlediği örtülerini, hayallerini, her şeyi Nurşah'a sakladı. Keyfi yerindeyken bazen derdi ki, Nurşah'ın düğününde sandık sandık çeyizler çıkaracağım evden diye. Ah, o da olmadı işte. Her anne elbet ister bunları. Afife Hanım'ın da içinde ukde kaldı işte. İnce yaralar dedim ya. Afife Hanım kimselere benzemez. Onun tek bir doğrusu vardır. Onun eri dediğine kimse doğru diyemez, dedirtmez. Vaktiyle ana babasına kafa tutup sevdiği adamla evlenmiş. E bunun da acısını çekmiş. O yüzden öyle evliliktir, gelenektir, ailedir. Hep hassas noktaları onun. Ali için seni nasıl aradı? Torunu çünkü. Kızının yadigarı. Ah, boşuna dememişler. İnsan hep sevdikleriyle sınanır. Afife Demirhanlı da olsan sevdiklerinle sınanırsın işte. Thank you.
Afife Hanım, özür dilerim. Bir anda böyle pat diye girdim ama... Biz çok endişelendik Afife Hanım. Afifeciğim, iyi misin? Tansiyon aletini getir hemen, sonra da ilaçları ayarla. Afifeciğim, gel şöyle. Gel canım. Kenan kardeşim afiyet olsun. Abi eyvallah, sağ olasın. Ne zaman canınızı balık çekerse ben her gün taze balık tutuyorum. Tamam. Bana söylüyorsunuz, bizim mahallede çocukların tezgahı var. Orada ben hazırlatırım size. Tamam, bir telefonunuz yeter bacım. Tamam, bir ara hep birlikte yaparız. Nasıl isterseniz, olur. Nurşah'cığım, ne desem az kalır size. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim her şey için. Bir şey söylemene de, teşekkür etmene de hiç gerek yok. Siz yıllar sonra kavuştunuz ya, bize o yeter de artar bile. Fikret abicim, yıllar sonra kavuştunuz. İnşallah bir daha ayrılmayın. İnşallah Kenan kardeşim, sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Kenancığım. Sizin de yazınız hep bir olsun. Birbirinizin kıymetini bilin. Hayırdır? Ne hayırdır? Telefonu diyorum. Durmadan mesaj geliyor. Ne iş? Önemli değil ya. Boş ver. Nasıl önemli bir şey değil? Cevap da vermiyorsun. Var bir tatsız durum belli. Geçiştirme beni, söyle. Üniversiteden bir öğrenci çıkma teklif etti. Sen ne dedin? Ne demiş gibi duruyorum Fatih? Hayır dedim tabii ki. Israr edince de aldım karşıma, konuştum. Peşin bırakmasını söyledim. Ama akıllanmıyor. İşte ya mesaj atıyor ya arıyor. Bak senden yiyor. Bak yine arıyor. Asla akıllanmıyor. Ver bakayım sen telefonumu da. Niye ki? Ver dedim, ver. Anlayalım derdin neymiş. Olmaz. Ne konuşacaksın ki zaten? Akıllanır o. Ya kızım ver telefonu. Bak nasıl iki dakikada feleğini şaşırtıyorum onu. Dengesize bak ya. Ver. Yok, olmaz. Ver. Boşuna dememişler. İnsan hep sevdikleriyle sınanır. Afife Demirhanlı da olsan sevdiklerinle sınanırsın işte.
13. Tansiyonunuz birazdan düşer. Biraz uzanıp dinlenseniz. Afife Hanım da işlediği örtülerini, hayallerini, her şeyi Nurşah'a sakladı. Keyfi yerindeyken bazen derdi ki, Nurşah'ın düğününde sandık sandık çeyizler çıkaracağım evden diye. Ah, o da olmadı işte. Buyurun ilaçlarınız. Bir daha bir kontrol edelim tansiyonunu. Kardeş, senin algıların biraz zayıf galiba. Kızın dediğini anlamamışsın. Şimdi kulaklarını aç, beni iyi dinle, tamam mı? Bir daha bu numarayı aramıyorsun. Duydun mu beni? Sil bu numarayı da. Bir daha seninle konuşursak kötü olur, haberin olsun, tamam? Bu kadar işte. Bir daha ararsa haber veriyorsun, tamam? O kadar ağır konuştun ki bir daha arayacağını sanmıyorum. Anlasın sahipsiz olmadığını. Ben varım burada. Teşekkür ederim. Teşekkürlük bir şey yok. Kankalık bunu gerektirir. Ben okula gidiyorum. Tamam. Haber et ama bana, tamam mı? Allah Allah. Bu kız da niye soğuk yaptı birden ya? Bu kız milletini anlamak için şifre çözücü falan lazım. Ne bu şimdi? Hala çok yüksek. Doktorunu arayıp başka bir ilaç sor. Ya da hastaneye götürelim, böyle olmaz. Afife'ciğim, biliyorum çok üzgünsün, çok da haklısın. Ama yapma bu kadar, ne olur. Nurşah bu. Evin en küçüğü. Biraz da şımarık yetişti. Yani dikkat çekmek için yapıyor bunları. Yarın öbür gün boşanıp döner. Perihan demişti dersin. Kabul edemiyorum. İçim bir türlü kabul etmiyor. Ah Afife Hanım. Benim gibi annesiz büyüselerdi sizin değerinizi çok iyi bilirlerdi. Sizin bu yaptıklarınızın yarısını yapan bir annemin olması için her şeyimi veririm. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam canım. Sen iyice bir dinlen. Thank you.
İnşallah ya geç kalmayız ya. Çok mu vakit kaybettik acaba? Vallahi ben 15 dakikaya hazırlanırım. Yani imkansız ama sen de aynı sürede hazırlanırsan geç kalmayız. Yok. Ben o kadar hızlı hazırlanamam. Öyle bir performans bekleme benden. Yalnız var ya, bugün şahane bir gün olmadı mı sence de? Önce Feriha ablalar, şimdi de abimlerin nikahı. Resmen bütün sevenler kavuştu. Aynen öyle. O zaman biz de eksik kalmayalım. Yani gitmişken nikah tazelemesek mi? Ha? Ne dersin? Biz mi? Hı hı. Yani nikah öyle isteyince tazelenen bir şey mi ki? Hem biz zaten daha yeni evlendik. Hiç gerek yok bence öyle şeylere. Ya şaka yapıyorum, sakin ol. Ya sandığın kadar öyle büyük bir dağ adamı değilim, merak etme. Anlamıyorum ki şaka mı yapıyorsun yoksa ciddi misin? Ben şey yapayım o zaman, gideyim hazırlanayım. Makyajımızı yapalım. Bunu ne giyeceğimi seçmedim ki ben de. Benim saçım başımı da düzeltmem lazım. Of. Hangi birini yetiştireceğim ki ben bunların? Tamam. Önce heyecanımızı bastırıyoruz. Sakin oluyoruz. Sakin ol. Şimdi gitti paralar. Ay dünyam yakıldı. Ay bir şey desene adam, duvar gibi duruyorsun orada öyle. Geçer sultanım. Bu ilk şok. Sen sakin ol. Öylece uzan. Önceleri başından teflon tavayla vurulmuş da başın sızlıyormuş gibi hissedersin. Sonra iç hesaplaşmalar başlar. Ben bunu niye yaptım? Niye ettim? Keşke yapmasaydım diye ayıflanmalar. Serzenişler. Sonra sırsı aklına gelmeler. Ama sonra ne oluyor biliyor musun? Alışıyorsun. Hız geliyor. Tırıs gidiyor. Şey normal oluyor. Ne diyorsun be adam? Ben sana hayatımın kısa bir özetini anlattım. Benim ben yapan hayatımın özeti. Beş parasız kaldık. Mahvolduk, bitti paralarımız. Bir şey yap. Ay bir şey yap. Hayır, bitmedi. Bana verdiğin o 2-3 liralar var ya, işte onları biriktirdim. Al. Hepsi senin olsun. Bize ay sonuna kadar idare eder. Güle güle harca. Ne be?
Afife Hanım, yalnız kalmak istiyorsunuz biliyorum ama benim de içim el vermiyor böylesine. Lütfen kızmayın bana. Bütün hayatımı adadım. Mücadele ettim. Ama Nurşah'ın Demirhanlı kadını olmayı öğretemedim. Başaramadım bunu. Afife Hanım. Dedim ya. İnsan sahip olduğu şeylerin kıymetini bilemiyor. Benim sizin gibi bir annem olsaydı ben şu an bambaşka bir noktada olurdum. Yöntemlerim hoşunuza gitmeyebilir. Ama Nihan'ı, seni, Nurşah'ı korumak için elimden ne gelirse yaptım. Çocuklarım, evin dışında hiçbir hayatım olmadı. Günün sonunda payıma düşen yok sayılmak, öyle mi? Bana bunu mu reva gördünüz? Sen de vakti zamanında telafisi mümkün olmayan şeyleri bize reva gördün. Ama ben şimdi bunları konuşmayacağım. Sana bunları tek tek hatırlatmayacağım. Olan oldu. Nurşah kendi kararını verdi, kendine bir yol çizdi. Bize düşen ona saygı duymak. Ben sizin annenizim. Benim onayım olmadan evlenen Nurşah'ı asla affetmeyeceğim. Asla. Afife onun perişan olmakta haklı. Bir düşünsene. O kadar doğurmuşum, büyütmüşüm, emek vermişim, kızım çekmiş gitmiş. Ay vallahi Allah korusun ya. Sen Afife Hanım bir anne olamazsın bence. Çocuklarını sevgi gösterirdin, baskı yapmazdın. Onlar da seni terk etmezdi. Öyle olsa da fark etmez ki. Sen şimdi erkek olduğun için anlamıyorsun. Ya tamam, ben de anne değilim ama. Hissedebiliyorum. Korkunç bir durum ya. Merhaba Hira Hanım, hoş geldiniz. Ne kadar güzel olmuşsunuz, elbiseniz çok yakışmış. Sağ ol. Kardeşim her zaman güzel, maşallah. Kardeşim, eniştem yanını getirmememi söyledi. Yemeğe falan mı gidiyorsunuz? Belki özel bir işleri vardır. Tamam tamam, sormuyorum. Çıkalım mı? Olur. Biraz daha iyi gibisiniz sanki. Bir de ben ölçsem tansiyonunuzu. Hemen kalkmasaydınız keşke. Kahya'ya söyleyeyim, size bitki çayı hazırlasın. Hem iyi gelir. Hayır. Çay falan istemiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Bye.
İnmeyecek misin kardeşim? Eniştem seni bekliyor. Teşekkür ederim Musa. Sağ ol Musa. Ne demek enişte? Güzelsin ki. Neyi sana benzesem diğerinin hatır kalır. Çiçek desem olmaz. Yıldız desem olmaz. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Hala hazır değil misiniz Leydim? Bak gerçekten geç kalacağız. Kim bilir kaç kere üstünü değiştirmiştir şimdi. Sanki ne giysi yakışmıyor da. Nurşah. Bak çıkmazsan gerçekten nikaha geç kalıyoruz. Beklettin beni. Umarım beklediğinize değmiştir. Kesinlikle değdi. Su gibi olmuşsun. Siz de çok yakışıklı ve karizmatik olmuşsunuz Kenan Bey. Senin yanında görünmeyeceğim kesin. Kravatın yamuk mu olmuş senin? Yamuk mu? Fark etmedim. Düzelteyim. Anne. Evliliğimiz için çok hayaller kurduk. Provalar yaptık. Davetiyemizi bile seçtik. Bütün çevremize, hatta bütün dünyaya. Bu kadına aşığım. Ve artık o benim karım. O bir Demirhanlı diye haykırmak isterdim. Hayat bize beklemenin en büyük hata olduğunu öğretti. Kurduğumuz hayallerin hepsini bir kenara koyduk. Bazı şeyler eksik olacak belki. Ama yine de yanımıza küçük anılar almak istiyorum. Gelinlik giymek istemedin. Ama gelin çiçeği olmadan olmaz. Bugünün anısına.
annen. Ben yapamam. Annenin rızasını almadan seninle evlenemem. Sen ciddi misin? Gerçekten de annemin evliliğimize onay vereceğini mi düşünüyorsun? Hatırlarsan, sana kimseye açıklama yapmak, onay almak istemediğimi söylemiştim. Evet, söylediklerinin hepsini hatırlıyorum. Ama annen Nurşah'ın evlendiğini duyunca ne hale geldi gördün. Üstüne biz de evlendik diye karşısına çıkmak bana hiç doğru gelmiyor. Sanki inadına yapıyormuşuz gibi. Ama bizim durumumuz Nurşah'ın durumundan çok farklı. Biz zaten evliydik. Sonra sen hafızanı kaybedince şartlar öyle gerektirdiği için boşandık. Bizim ilişkimiz, yaşadıklarımız ortada. Gizli saklı bir durum yok. Yapacağımız şey aslında malumun ilamı. Evet, ama öyle ya da böyle sonuçta yeniden evleniyoruz ve o senin annen. Ne olursa olsun onun rızasını almalıyız. Bu kadarın da hakkı var bence. Bence yok. Vardıysa da kaybetti. Bak annemi ben de kırmak istemem. Nurşah'ın evliliğini duyunca çok yıkıldı, üzüldü, kabul. Ama annem bu. Karakteri, ilişkimize bakış açısı ortada. Alacağı tavrı, göstereceği tepkiyi öngörmek için falcı olmaya gerek yok. Afife Demirhanlı'dan bahsediyoruz. Karşısına geçip evleniyoruz desek rıza göstereceğini mi sanıyorsun? Hanımefendi, ben sizi dışarıda bekliyorum. Geleceğinden haberim yoktu. Şaşırdım seni görünce, kusura bakma. Bu nedir? Evlilik hediye. Vaktinde haberim olsaydı o zaman getirirdim. Bu evlilik kararı çok ani oldu. Biz o yüzden söyleyemedik. Kenan kibarlık yapıyor. Ben sana söylemek istemedim. Müsaade ederseniz ben izah edebilirim. Sizi tanımıyorum. Yapacağınız hiçbir açıklamanın bende hükmü yok. Lüzumu da yok zaten. Anne. Bakın sizi çok iyi anlıyorum. Hak da veriyorum. Beni değilse de en azından kızınızı bir sakin bir şekilde oturup dinlemenizi rica edeceğim. Buyurun lütfen. Gerginlik sadece olayı çözümsüz hale getirir. Bu da kimseye bir katkı sağlamaz. Kızımla yalnız kalmak istiyorum.
Kenan benim eşim. Ne söyleyeceksen onun yanında söyleyebilirsin. Ne olursa olsun o bir anne. Rızasını almak gerek. Annem bu işe bulaştırırsak boşa kürek çekmiş oluruz. Asla ikna olmaz. Sana da, beraberliğimize de bakış açısı belli. Niye hala bu kararında diretiyorsun anlamıyorum. Ya şu dakikada neden bunları konuşuyoruz? Her şey hazır. Atlattığımız onca badireden sonra nihayet bugün planladığımız gibi evleneceğiz. Çok yıkıldı. Gördüm. Görmemiş olsam tamam. Yakup Usta ne demişti hatırlasana. Kimden bahsettiğimi biliyorsun Demirhan. Sen de iyi tanırsın. Hatırlarsan kimse engel olamasın diye herkesten gizli evlenmişlerdi. İlk elde sorunları hallolmuş gibi olsa da sonrasında hiç huzur yüzü görmediler. Dinimiz aile büyüklerinin rızasının kıymetli olduğunu zikreder. Ananın, atanın kıymetinin bilinip duaların alınması en doğru ve isabetli olanıdır. Hayırlı adım atalım ki işimiz hayırlı gitsin. Sen nikah tazeliyoruz diyorsun ama bence biz şimdi ilk defa sahiden evleniyoruz. Benim hayır duası alabileceğim kimsem yok biliyorsun. Ama senin annen var. Annene bir şans ver. Ona bir şans verelim. Annem hakkında konuşacağımızı konuştuk. Bence bu konu burada kapandı. Evet anne, seni dinliyorum. Gerçi ben senin ne söyleyeceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Sen ne kadar asil bir soyadımız olduğundan başla istersen. Önce sen. Bakalım ne söyleyeceksin. Doğrusu çok merak ediyorum. Peki. Gördüğün ve kendi yöntemlerinle de öğrendiğin üzere evlendik. Ve burada yaşıyoruz. Sana neden haber vermediğime gelecek olursak da bence sen sebebini gayet iyi biliyorsun. Şimdiye kadar ailemizin içinde yaşanan bütün olayların dışında tutuldum. Hiçbir şekilde hiçbirinden haberim olmadı. O yüzden ben de haber verme gereği duymadım. Bu aynı şey mi? Ben ne yaptıysam
sizin iyiliğiniz için yaptım. Bazı şeyleri senden sakladıysam seni düşündüğümden. Sen kimin için yaptın? Bana söylediğin yalanların bahanesi bu mu gerçekten? Beni kırmamak. Kendini böyle mi avutuyorsun anne? Yeter. Biraz olsun büyü artık. Hâlâ küçük bir kız çocuğu gibi davranıyorsun. Şu ettiğin laflara bak. Annem var karşında. Ne kadar sürecek sanıyorsun? Nurşah Demirhanlı burada, bu fakir mahallede ne üdüğü belirsiz bir adamla yaşamaya ne kadar dayanacak sence? Yeter anne. Burada bu şekilde konuşamazsın. Kenan benim eşim ve kimin nesi olduğu da gayet belli. Ve ben burada onun yanında çok mutluyum. Her zaman da öyle olacağım. Benim sana söyleyecek başka bir şeyim yok. İstersen birbirimizi daha fazla kırmayalım. Peki. O halde size bir teklifim var. Bana kızma. Kızıyorum. Çünkü neden annemin rızasını almakta bu kadar ısrarcısın anlamıyorum. Sana kaç defa açıkladım. Sen de gayet net biliyorsun. Annem bu konuda çıkmaz sokak. Olmayacak bir şey senin istediğin. Evet. Nikah için her şey hazır Orhun Bey. Sizi bekliyoruz. Tamam Salih, sağ ol. Bak her şey hazır. Bizi bekliyorlar. Tek bir şey yapacağız. Sadece gidip imza atacağız. Biraz önce arayan kimdi biliyor musun? Salih, yeni güvenlik şefimiz. Yavuz emekli olmak istedi. Ona çok şey kaçıracaksın dedim. Sevdiğim kadının karım olduğu gün Nurşah senin görümcen oluyordu değil mi? Görümcenin nikah şahidi olduğu nikah töreni fazla yoktur herhalde. Buna ne dersin? Artık gidelim. Önce bir Nurşah'ı arayayım. Bakalım çıktılar mı? Evet anne, seni dinliyoruz. Efendim abi. Ne yaptınız, ne durumdasınız? Çıktınız mı? Annem ziyarete geldi. Tahmin etmeliydim. Hiç vakit kaybetmemiş. Her şey yolunda mı peki? Konuşuyoruz. Anladım. Sana güveniyorum. Sakın yelkenleri suya indirme. Sağlam dur. Öyle yapıyorum, merak etme. Bu durumda gelemezsiniz herhalde. Öyle gözüküyor. Anladım, sorun değil. Biz başka şahit buluruz.
Sen üzülme. Kısmet değilmiş. Gerçekten gelmeyi çok istiyorduk. Ama neyse. Hira'ya selam söyle. Tabii. Görüşürüz. Ne olmuş? Neden gelemiyorlarmış? Annemin yıkıldığını düşünmüştün değil mi? Yıkılmaz o. Hemen karşı saldırıya geçip cephedeki yerini almış. Nuşa'la Kenan'ın yanında şu an. Nasıl yani? Orada... Evet, oradaymış. Tamam. Konuşarak varacağımız yerin sınırındayız. Artık gidiyoruz. Abin de biliyormuş. Duyunca çileden çıktım. Onunla da tartıştık. Neymiş? Senin şahsi tercihinmiş. Tabii ya. Bizim. Afife Demirhanlı'nın çocuklarının. Kişisel tercihleri olabilir miymiş hiç? Bak, bu tavırlarınız beni daha da sinirlendiriyor. Abin de öyle. Ama daha fazlasına müsamaha göstermeyeceğim. Hediyenizi aldınız. Hevesinizi de almışsınızdır. Şimdi önünüzde iki yolunuz var. Ya iki gün içinde ayrılacaksınız ya da... Hepsi bu kadar. Karar sizin. Ayfe Hanım. Bakın, öfkenizi çok iyi anlıyorum. Ama biraz ileri gitmiyor musunuz? Hadi geç kalıyoruz, acele edin. Kırılmanı, üzülmeni istemiyorum. Ama ben böyle evlenemem. Yapamam. Anneni böyle çiğneyemem. Sen hazır hissetmesen, ben bir 10 yıl daha beklerim. Emin değilim desen, 20 sene evliliğin lafını dahi etme. İstemiyorum desen, bir ömür yanında dururum ama yine de sesimi çıkarmam. Ama evliliğimizi annemin iki dudağının arasından çıkacak lafa bırakmak, işte buna izin veremem. Sen de beni anla. Seni anlamadığımı düşünme sakın. Korumaya çalıştığın kadın benim annem. İyi niyetinin mutluluğumuzun arasına girmesine müsaade etme. Sen de beni anla.